İnsanoğlu doğaya çıktığında dağlara tırmandığında sarp kayalıklarda bir ipin ucunda hayat ve ölüm arasında gelgitler yaşadığında gökyüzünde süzüldüğünde derin sularda yüzdüğünde ya da bir mağaranın derinliklerinde kaybolduğunda aslında aradığı hep kendisidir. Doğada atılan her adım insanın kendi benliğini, özünü bulma yolculuğudur. Bizim yolculuğumuzsa doğal güzellikleriyle ünlü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan ve ülkemizin özel yasalarla korunan bir değeri olan Ulubat Gölü'nün güneyindeki Ayvayeni Mağarası'ndan geçiyor. Girdiğimizde tabii dediler ki ya botla uğraşmayalım. Can yelekleriyle geçelim. Dedim ya bitsin artık bu ya. Yani yazın sıcak havada girdik ama. İkinci girişimde gene o gaflette bulundum. Her doğa etkinliğin vazgeçilmezidir gecenin karanlığında raks eden kamp ateşi ve etrafında gerçekleştirilen doyumsuz sohbetler. İnsanın kendine doğru yolculuğunun bir ayağıdır aslında mağaracılık. Mağaranın içine girdiğim zaman ve ışığımı kapattığım zaman kapkaranlık bir ortamda o sessizliğin güzelliğini söyleyeyim. Orada yatıp dinlenip 10 dakika durmak ve hiçbir şey düşünmemek çok keyif verici benim için. Monoton hayatımdan beni kurtarıyor. Neden mağaracılık yapıyorum? Aslında doğa yürüyüşlerini yaparken bir süre sonra doğa yürüyüşlerinin kendini tekrar etmeye başladığını anladım ve doğa yürüyüşü yaparken sadece kendimiz için doğada keyifli saatler geçirdiğimizi fark ettim. Bir süre sonra bu kendini tekrar eden
bir şey haline geliyor. Mağaracılıkta biraz daha kayıt altına alınan ve literatüre geçen bazı çalışmalar yapmak beni daha tatmin etmeye başladı. Bu anlamda daha önce hiç kimsenin görmediği bazı yerlere girmek açıkçası daha tatmin edici gelmeye başladı. Günümüzde belki en yüksek dağlara bile pek çok dağcı çıkabilmekle beraber yer altındaki mağaralarda pek çok mağara henüz keşfedilmeyi bekliyor. Üniversiteye gittiğimde dağcılık yapmaya başladım. Dağcılık da bir yere kadar. Yani dağları, Türkiye dağlara gittik. Sonra bir gün işte başkanımız, eski başkanımız Emre Asılmaz'la tanıştım. O da Ankara Mağara Araştırma Derneği'nde mağaracılık yapıyormuş. Ve Bursa'ya gelmiş artık tayini. Ve Bursa'da böyle bir dernek oluşturmak istiyordu. Bunu dedi şubeleştirelim Bursa'da. İşte derneğin Bursa'da bir şubesi olsun dedi. Güzel olur abi dedim. Sonra bir tane Mağara Araştırma Derneği'nin Bursa şubesini kurduk. İlk eğitimlerimizi ondan aldık. O öğretti bize. Bu işte SRT eğitimlerini o verdi bize hep. Ondan sonra başladık mağaralara girmeye. Mağaralar çok keşfedilmemiş, el değmemiş ortamlar. Ve orada bulunan canlı türleri çok daha nadide türler oluyor. Örnek araştırmak için aslında hocalarım tarafından yönlendirildim denilebilir. Tabii girilmesi gereken mağaralar için eğitim alınması gerekiyordu. Bunu da MAD'la beraber yaptık. Biyolojik olarak mağaralara bakarsak, mağaralar diğer dışarıdaki yaşamdan çok daha izole olduğu için ve tabii ki iç koşulları diğer yerlere göre çok daha ekstrem olduğu için daha çok çeşitliliğe veya daha izole, daha değişken canlılara ev sahipliği yapıyor. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Özellikle güneş ışığının olmaması hayvanlar üzerinde birçok etkiye neden oluyor. Bu da yeni türlerin oluşmasına veya hiç değişmeyen türlerin mağaralarda kalmasına neden oluyor. Bunları aslında biraz da keşfetmek, biraz da aslında biyolog gözüyle mağaralara bakmak çok daha önemli oluyor bir yerden sonra. Mağaralarda benim biraz bakış açımda öncelikle mağaraların jeolojik yapısından çok biraz daha tür çeşitliliği yatıyor. Özellikle böcek türleri ve omurgasız türleri gerçekten mağaralarda keşfedilmeyi beklemekte ve onlar için de biraz mağaracılık ilgimi çekiyor. İki ağzı bulunan 4800 metre uzunluğundaki Ayva İni Mağarası'nın birinci girişi Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Kazanpınar Köyü mevkiinde, diğer girişi ise Nilüfer ilçesine bağlı Ayva Köy'dedir. Girişleri sarp olan Ayva İni Mağarası, içine ancak profesyonel mağaracıların girebildiği saklı bir hazinedir. Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi üyelerinin rehberliğindeki giriş sorun yaşanmadan gerçekleştiriliyor. Thank you.
Sağ biraz daha. Çek. Büyük bir kaya bloğunun özenle oyulmasıyla oluştuğu hissini veren Ayvayeni Mağarası'nın girişi, yılın büyük bir bölümünde yanı başındaki derenin taşıdığı sularla besleniyor. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki mağara tabanının büyük bir bölümü sularla kaplı bir şekilde karşılıyor doğa severleri. Mağaranın derinliklerine doğru yapılan zorlu yolculuk ağırlıkla botlarla sağlanıyor. Mağaranın en kurak halinin yaşandığı Ağustos ayı dışında içeride 60'a yakın irili ufaklı göller bulunuyor. Thank you.
Dere yatağından gelen suların dışında mağaranın orta bölümündeki ayrı bir kaynaktan da su akıyor. Mağarada bulunan sarkıtlar farklı renkleri ve şekilleriyle görenleri büyülüyor. Sarkıtlara göre oluşumları çok daha uzun süren dikitlerse suyun tahribatına rağmen mağara tabanında boy gösteriyor. Mağara tabanından damlayan sudan, kalsiyum karbonatın ayrışarak milyonlarca yılda oluşturduğu bu doğa harikaları, mağara aksı boyunca ziyaretçilerine eşlik ediyor.
Girişinden itibaren 4500 metrelik bölümü hiç ışık almayan Ayvayın mağarasının son 300 metresinde bir baca bulunuyor. Ormanlık alanın göründüğü bu baca mağaraya ayrı bir görsellik katıyor. Canlı türleri bakımından da son derece zengin olan mağarada çiyan, tatlı su yengeci, karides, örümcek ve kurbağa türleri bulunuyor. Mağaradaki en büyük popülasyonu ise yarasalar oluşturuyor. Farklı yapılarda binlerce mağaranın bulunduğu ülkemizde doğa sporlarına olan ilgi her geçen gün artsa da mağaracılıkla ilgilenenlerin sayısı beklentilerin altında kalıyor. Türkiye mağaracılık konusunda henüz çok yeni. Ya da yeni demeyeyim ama henüz çok fazla tanınan bir spor olmadığı için mağaracılıkla ilgilenen sporcu sayısı şu anda aktif 400 kişiyi geçmiyor. Türkiye'de doğa sporları mağaracılıkta üniversite çevresinin sporu maalesef her şeyde olduğu gibi. Ama şeyde bakarsın mesela İtalyan mağaracıları, örneğin kamyon şoförü mağaracı arkadaş var. Ama kendi adına bulduğu balık türü var. Türkiye ciddi bir mağara bölgesi olmasına rağmen sporcusu çok az. Yabancıların tercih ettiği, gelmek istedikleri bir yer. Mağara tutkunları ise bu sporun yaygınlaşması için çaba sarf ediyor. Kökenine bakarsak aslında mağara bizim hani ilk barındığımız yerlerden biri, insanoğlunun ilk barındığı yerlerden biri. Fakat sonradan unutulmuş bir yerleşim. O yüzden biraz da korkularımızda yer eden bir doğası var, karanlık. Ondan sonra bazı şeylerde, bazı ülkelerde mağara ile ilişkilendirilmiş mitler vardır. Ama mağaracılığın ilk çıkış noktası dersek hani sportif anlamda Fransa'dır. Çünkü çok fazla mağara bölgesi var, çok karstik bölge var. Şimdi Türkiye mağaracılık nasıl bir spor? Kendi içinde biraz sosyal bir spor. Çünkü karanlıkta yapıyorsunuz. Çok hani Türkiye'de çok tercih edilen bir spor değil. Yani eğer hani eski tarz kendimi ortaya koyacağım, doğayla uyumlu bir spor yapacağım diyorsanız tercih edilecek güzel bir spor. Dışarıdan bakıldığında karanlık, soğuk, korkunç. Herkes aynı şeyi söylüyor. Çok küçük bir yerden geçmiyor musunuz? Çok korkunç değil mi? Evet, küçük yerlerden geçiyorsun ama havanın olduğu her yerde yürüyebiliyorsun, geçebiliyorsun. Zaten mağaracının ruhu keşfetmeye dair bir ruh. Zaten başlangıcı keşifle başlamış, merakla başlamış. Mağaracılık teknik bilgi olmadığı sürece evet tehlikeli ve zor bir spor. Yapılması için mutlaka eğitim alınması gerekiyor. Mağara Araştırma Derneği'nin Bursa Şubesi'ni biz 2006 yılında kurduk. Yaklaşık 7 yıldır faal bir şekilde Bursa mağaralarını ve çevre illerdeki mağaraları haritalamak için çalışıyoruz.
Derneğimizin asıl amacı mağaracılığı sevdirmeye çalışmak ve tanıtımını yapmak. Derneğimiz bünyesinde şu anda 22 üyemiz var. Bu arada da yeni derneğimize katılmak isteyen arkadaşlara da mağaracılık eğitimini veriyoruz. Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi'nin yeni üyelerinden biriyim. Ayvayeni Mağarası'na gideceğimizi öğrendiğim zaman internetten ufak bir araştırma yaptım tabii merakla olduğum için. Ama tabii bu kadar heyecan verici ve uzun bir parkur olduğunu bilmiyordum. Ayvayeni Mağarası'nın ağız girişinden böyle içeri girişte bir 30 metrelik bir iniş var. Oradaki iniş gerçekten tabii deneyim olmadığı için çok heyecanlıydı böyle. İndiğim zaman tabii Ayvayeni Mağarası'nın ilerlediğimiz zaman gerçekten sarkıtlar, dikitler ve farklı canlı türleri görmek gerçekten heyecan verici. Bu kadar profesyonel bir ekiple tabii bu Ayvayeni Mağarası'nı geçmek gerçekten çok keyifliydi. Ufak çaplı mağaralar falan girdim ama böyle bir mağaraya hiç girmemiştim. Gerçekten böyle doğayla iç içe olmak, yani hiç el değmemiş bir yerde olmak gerçekten çok güzel, çok heyecan verici. Daha önce böyle tabii belgesellerde izlediğimiz şeyleri birebir yaşamak insana ayrı bir mutluluk, keyif veriyor. İçerisindeki güzelliklerle Bursa'nın karanlık cenneti unvanını hak eden Güney Marmara'nın en büyük mağarası Ayvayeni, bu spora gönül veren doğa dostlarını bekliyor. Hazır mısın? Hazırım. Ben bastım. Cevi. Hangisine bakıyorsun? Ortaya.